Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinliyorduk. Canlı yayında emekli maaş zammını açıkladı, ek zammı açıkladı, en düşük emekli maaşı arttı, onu açıkladı. Bakalım bu emekli maaşlarından, bu zamlardan belki de emeklilerimiz, ne bileyim belki torunlarına yatırım için ufak ufak borsaya girebilir. Değil mi arkadaşlar? Kaynak oluşturulabilir. Bakalım. Biz bugün borsayı takip ettik yine. Özellikle halka arz sitelerinde güzel performanslar vardı ama iki hissemiz kalmış arkadaşlar. Arz fiyatının halen üstüne çıkmayan halka arz olup da bunlardan birisi Avrupakent, birisi Sur tatilleri zaten biliyorsunuz. Onlar da bugün yarın bence yukarıya atarlar gibi görünüyor. Mega Metal tavan kapattı. Kuzey Boru tavan kapattı gayet güzel. Çatalazı tavan kapattı. Şöyle bir baktığımızda Mega Metal akşam kapanışında tavanda 6 milyon 300 bin lot alış emri varmış arkadaşlar. Gayet güzel. Birkaç gündür zaten Mega Metal de kendini belli ediyordu. Hani şu iş alımları da vardı. Bakın gapler bıraka bıraka tavanlarına serisine devam ediyor. Kuzey Boru'da 1 milyon 320 bin lot alış emriyle tavan kapatmış. Onda da bir güzel grafik var. Ama tabii ki bu grafiğin güzelliğinin devam etmesi lazım. 77 lira gelmiş. Yani bir duraksama evresi, bir toparlama evresi de geçilebilir. Orada bir dikkat etmekte yarar var. Bakın Kuzey Boru bugün yine kapatmış, bizlerle paylaşmış. Devlet Su İşleri GM tarafından açıklanan Adatepe ikinci kısım sulama projesi malzeme alımı ihalede 47 milyon TL bedelle en avantajlı teklifi vererek birinci olmuş Kuzey Boru arkadaşlar. Bakalım inşallah daha iyi yerlere gelecekler. Ama bizim beklentimiz neydi? Özellikle şu kurunun yanında yanan yaşlar olan Mega Metal, Kuzey Boru'nun, şeker yatırım menkul değerlerinin ne yazık ki halen kendini toparlamış değil. Arz fiyatını bir gıdım geçti ama daha iyi yerlere gitmesi lazım. Çatalazı her ne kadar borçlu olsa da bakın ucuna gelmiş. Tam geçmiş arz fiyatını. Onda da daha iyi performans bekliyoruz. Yani yatırımcısını üzmesin öyle söyleyelim. Agrofeç eksi 4 kapatmış arkadaşlar. Yani artık o bir toparlama evresine girecek gibi görünüyor. Bin Yatırımlar Holding 2.70 yukarıda kapatmış. Yani şu eski halka arzlarımızı görüyorsunuz değil mi? Her gün tek tek işaretlediğimiz tavan serisini görüyorsunuz değil mi? Umarız o günleri tekrar kavuşacağız. Bugün olmasa da yarın çarşamba günü evet çarşamba günü SPK'nın yeni bültenini bekliyoruz. Yeni halka arz gelir mi gelmez mi bakacağız, takip edeceğiz arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi sanki bu haftayı da bir pas geçme durumu olabilir. Dikkatli olmakta yarar var. Takip ettiğimiz hisselerde kırmızı rakamlar, özellikle şu Ekos Teknoloji eksi 7 kapatmış. Yani orada bir dikkatli olmakta yarar var. Sıfır maliyetle ekliyoruz zaten. Acelemiz yok. Bakalım. Şu Avrupa Kent ve Sur tatilleri ve şeker yatırım menkul değerlerden şöyle sıfır maliyet elde edersek Ekos Teknoloji'nin üzerine ekleme yapabileceğiz arkadaşlar. Bekliyoruz. Umuyoruz yarın daha iyi bir gün olur. Umuyoruz halka arzlar için daha iyi bir gün olur. Umuyoruz borsamız için, özellikle şu BIST 100 endeksindeki 8000 üzeri kapatma durumları devam ederse bizce daha iyi yerlere gideceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. Biz buradayız. Takip edeceğiz. Görüşürüz tekrar.